Selamlar. Kısa bir aradan sonra hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün elimizde cidden değişik bir konu var ve ben gerçekten çok rahatsız oldum. Geçenlerde evde böyle boş boş otururken önüme bir mail düştü. Maili inceledim, sonra TikTok'a falan da girdim onaylamak için ve fark ettim ki yine bir Türklere sövme akımı çıkmış ve insanlar bunu yaymaya çalışıyor. Artık gerçekten bazı şeyleri kulakları kapatıp ağzı açmanın vakti gelmiş gibi gözüküyor. O zaman siz yavaştan yerlerinizi alın, çaylarınızı demleyin ve gelin beni bir dinleyin. O zaman önce jenerik, sonra da şimdi olayı bilmiyorsanız şöyle aktarayım. Son zamanlarda TikTok'ta Serakinio Aveshin isimli bir şarkıyla birlikte, artık nasıl okunuyor bilmiyorum kusura bakmayın, bir sürü video atılmaya başlandı. Peki bunda sorun ne falan derseniz, bu bir Kürtçe şarkı. Yine sorun yok derken sözlere indiğimizde Türkler için piçi Türko, yani bastard diğer anlamıyla da pit deniliyor. Evet, şarkının ilerleyen sözlerinde işte Türkler Kürdistan dağlarına bomba attılar, şunları yaptılar falan tarzında söylenler mevcut. Birçok Kürdistan sevdalısı da bu şarkıyı kullanarak sözde TikTok'ta bir akım başlatmış. Buyurun örnekler gelsin ki daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçekten izlerken kanım dondu ve bayağı bir nankörlük gördüm. Bu akımdaki birçok insanın aslı ve ataları zamanla işkenceden kurtulmak için bu topraklara sığındı. Yıllarca buranın ekmeğini, suyunu, her şeyini kullandılar ve bugün de benim anneme, babama, şehitlerime, askerlerime, değerlerime hakaret ediyorlar. Gerçekten şu zamana kadar bu kadar midem bulanmamıştı. Dedim herhalde ben yanlış çevirdim çünkü başka anlamları falan da gelebilir, illaki vardır. Ama yorumları vesaire incelediğimde herkes bu anlamda kullanıyormuş. Yok, siz Kürtlere kurban olun, Türklerin anasının bacısını. Bakın, gerçekten ırkçı bir birey değilim. Birçok da Kürt arkadaşım vardır. Bir toplum olarak da birlikte yaşamayı, huzurlu olmayı, bir arada olmayı desteklerim. Ama bu durumlardan sonra son zamanlarda artan ırkçılığa hiçbir şey diyemezsiniz. Bu tarz insanlar Türk halkını kışkırttıkça aralar hiçbir zaman düzelmeyecek. Şimdi açık açık konuşayım. Tüm Kürt kardeşlerim için demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama bu videodaki ve bu zihniyetteki insanlardan bahsediyorum. Tarih hakkında hiçbir bilmiyorsunuz. İki PKK-HDP propagandasını ağzınızı açıp böyle yalıyorsunuz bildiğiniz. Özgür halkların kardeş. Sormaz ayıptır da, hadi diyelim 20 yıldır ne gördün? Devlet tarafından sopalandın mı? Evet, ben karakollarda sürüklendim, böyle yaptılar. Peki dostum, sen bu ülkenin askerine yürüyüş yapıp taş, molotof atıp zarar verirsen sence hapse girmen falan normal değil mi? Ama bu ifade özgürlüğü. Yıllarca insanları kandırdılar. Yok, Kürtler Türkler düşman, Türkler Kürtleri dövüyor, atıyor, sokuyor, zopluyor. Bu videodaki gibi insanlar da eline daha hayatı boyunca bir tane bile kitap almadan bıdı bıdı konuşmuş. Özgürlük, bici bici falan. Ya savunduğunuz lider, misal Abdullah Öcalan. Ya bu adam çocuk katili ya. Siz şaka mısınız ya? Bu atışmalardır, şudur budur falan, kaç tane masum insan öldürüldü. Siz nasıl böyle bir zihniyeti savunabiliyorsunuz? Bunu savunabilmek için gerçekten canavar olmanız lazım. Hadi bunlar var diyelim. Tamam da devlet tam olarak ne yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti safları uyuyor mu? Lan adamlar TikTok'ta sövüyor, sayıyor, yayınlar açıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Aynı şarkıcının Atatürk'e falan sövdüğü şarkılar var. Daha ne olması gerekiyor? Adamların meclisi bombalaması falan mı lazım illa? Hadi TikTok'u geç lan, Twitter'da bunların artıkları falan da var. Bak şöyle de göstereyim sana. Koskoca 80-90 milyonun başındaki bu devlet veya rejim artık neyse kimlikleri tespit edemiyor mu? Ne yapacaklar? Bulunca dövecekler mi? Hayır dostum, bu insanların devletin varlığından haberdar olması gerekiyor sadece. Neyi desteklersen destekle, sen bir topluma ve insanlarına sövemezsin. Hele değerlerini asla sövemezsin. Devletin bu kimlikleri belirleyip bir şekilde doğru olanı anlatması ve eğitmesi gerekiyor. Yoksa bombalı, az geç, bir çoplat, bunlar bitebilecek bir durum değil. Öncelik toplumdan ve eğitimden geçiyor her zaman zaten. O zaman gelin de gerçekleri öğrenelim biraz. Bak dostum, senin bu etnografyada ya da toplum coğrafyasında falan diyeyim, bu bölgeye ait değilsin. Bir bölgede bir halkın kanıtları ve kalıntıları olabilmesi için en az 1000 yıl civarında bir hüküm varlığı göstermesi gerekiyor. Bu civarlarda sürecek ki kalıntıları, evrimleşmeleri vesaire burada otursun. Mesela Anadolu, kaç yıldır Türklerin mekanında? Mesela şu an Asya'da birçok Türk ülkesi var ve bunların hiçbiri eski Türk etkinliğini hala koruyamıyor. Ama Anadolu'ya geldiğinizde bu durum farklı. 1000 yıldır aynı etnik, aynı kültür, aynı olaylar, senin bu topraklar üzerine hak iddia edebilmen için buna benzer bir süre yakın olarak o coğrafyada hüküm sürmen gerekli. Misal Osmanlı dönemi. Çok ulus barındırdı içine değil mi? Ermenisi, Çerkezi, Kürdü, Rumu, Susu, Busu. Daha sonra bölündüler ve ayrıldılar. Bunu gören bu topraklarda yaşayan, sözde yetkili olan Kürt arkadaşlar da aynı şeyi istiyor. Ama kendileri bir dönem Rumların bu topraklarda, Avrupa'da, Asya'da hüküm sürdüğünü bilmezler. Arnavutların vesaire kaç yıldır Balkanlarda yaşadığını bilmezler. Ama Kürtler bu şekilde değil. Bir Irak sınırlarında, bir İran sınırlarında, bir şu topraklarda, bir Arap topraklarında. Çünkü Kürtler de hitaplandırdığımız bu topraklarda
toplum aslında köklü bir toplum değil. Yani yaşadıkları belli bir yurt yok aslında. En basitinden tarih kaynakçıları okuyup bunu anlayabiliyorsunuz zaten. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulduğu zaman ne kadar yerli insanı vardı, şu an ne kadar yerli bir insanı var. Amerika'nın toplum sınıfları arasında şu anda Avrupa'dan gelen işçi sınıfı insanlar var. Mesela Almandır, Fransız, İngiliz, işte Polonyalı, şusu, busu, osu. Şimdi Amerika'da yaşayan Almanlar misal çıksa dese ki biz güneye Almanistan kuracağız. İngilizler dese ki biz doğuya İngiltere kuracağız. Fransızlar dese biz güneyde Fransistan kuracağız. Olmaz oğlum, olmaz lan. Çünkü artık asimile olmuşlar. İşte bu, sorun bu zaten. Kürt ve Türk toplumları da aynen bu şekilde. Bu yüzden 2-3 ayrılık kafasına girip de küçük kız çocuklarıyla yatan ve küçük çocukları, askerleri, masum sivilleri katleden, öldüren insanların izinden gitmeyin. Bu bir kurtuluş yolu değil, bataklığın simgesidir. Kimse sizin 2-3 canınız için kalkıp da bir devrim falan başlatmaya çalışmayacak. Unutmayın, bu dünya çıkar ve menfaat dünyası. O yüzden bugün bunlara güvenip yarınınızı yakmayın. Şimdilik benden bu kadar. Açıklamalardan sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ve Discord sunucuma gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim.